Öncelikle merhabalar. Sizin konuşmanız Merhaba. gibi bizim de sorularımız biraz doğaçlama olacak. O yüzden Tabii. kekelersek bir aksarsak şimdiden kusurumuza bakmayın diyorum. Tabii. Öncelikle klişe sorumuzla başlıyorum. Fırat Parlak kimdir desem, ne yapıyordur desem nasıl bir cevap alırım sizden? Mesleki olarak mı soruyorsunuz, çocukluğumdan itibaren mi? İstediğiniz kadar derine inebilirsiniz. Soru İşte serbest, cevap serbest. bir köken olarak Artvinliyim. Ama ben babam memur diye Adana'da doğdum. Sonra Çorlu'da ortaokulu liseyi okudum. İlkokulu Adana'nın Kadirli ilçesinde okudum. Sonra da işte liseden itibaren bu medya işlerinin içindeyim. Bir özel radyo istasyonumuz vardı bizim. Ben yönetiyordum onu lise 1. sınıfta. Oradan da işte İstanbul'a, sonra da radyoculukla başlayıp radyoculuktan yazarlık kısmına, yazarlıktan yapımcılık kısmına falan böyle ilerledi. Şimdi de işte ortağım Koray Şahin'le bir şirketimiz var. Reklam, sinema, dizi, şov programları yapan, tiyatro turneleri yapan bir şirketimiz var. Sayılır da bir şirket oldu Türkiye'de. Böyle. Güzel güzel. Sağ ol. Şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Dediniz ki yapımcılık, yönetmenlik, yazarlık, radyoculuk. Bunlar hep ortaya somut bir şeyler koyan ve hep göz önünde olacak bir şeyler koyan dallar. Ancak siz bunların hep arka planında çalışıyorsunuz. Bir nevi Evet. oradaki maskenin bir arkasında Evet. çalışıyorsunuz. Bu konuda söylemek istediğiniz, evet şurada şunu yaparken gerçekten ben bu insanlarla ya da mesleğim gereği maskelendiğimi hissettiğim anlar vardı dediğiniz anlar oldu mu? Gerek Hayır. radyo. Çünkü ben işimi yaparken işte senaristlik olsun, yapımcılık olsun bunu yaparken en iyisini yapmaya çalıştığım için, benden daha iyileri olduğu için onlarla çalışmayı tercih ettim. Komedi dükkanında sadece ben olsam, Tolga Çevik yerinde başka bir oyuncu olsa asla olmazdı. Nitekim ben Tolga askerdeyken bir dönem reklam çekerken falan başka oyuncu arkadaşlarla da sahnede olma imkanım oldu. Mesela Tolga Çevik komedi dükkanının kendisidir. Ben orada bir yardımcı unsurum. Ya da bir şeyin senaryosunu yazarken, ona hazır yazıyorken oynayalım da durumuna asla gitmem. Çünkü iyi bir oyuncu olmadığımı bilirim. Bir de şans eseri hayatımda hep çok büyük starlar oldu benim. Belki de oradan dolayı hani en iyisi olmadan bir şeyin önüne geçmeyi doğru bulmuyorum. Ben mesela bir enstrüman çalamıyorum şu anda. 14 yıl falan Erkin Koray'la aynı evde yaşamış birisi olarak bir şey çalamıyorum. Çünkü ondan daha iyi çalamayacağımı bildiğim için elime bile almadım. Böyle yani. O yüzden en iyisini bulup yapmayı tercih ederim her zaman. Anladım. Şey demeye çalışmıştım. Mesela atıyorum herkes filmi izler. Evet. Ya bu oyuncu da ne kadar iyi ya der. Aa harika oynamışlar. Aa kıyafetlere bak mükemmel derler ama kimse de şey demez atıyorum. Kameraman da ne güzel bir açıdan çekmiş. Abi senarist de ne kadar iyi yazmış. Yönetmen de kesin burada bunu yapmıştır. Doğru, Dolayısıyla doğru bunlar bir işte. nevi Doğru, doğru. maskeleniyor ya, bu Yok, açıdan doğruysa hissettiniz mi? yaptığınız, doğruysa ve doğru olduğunu sizinle birlikte bir kişi de bilebiliyorsa bu yeterlidir. Milyonlarca kişinin bilmesiyle bir kişinin bilmesi arasında bir fark yok. Önemli olan takdir görmek ve doğru yaptığınızı öğrenmek ya. Tamam, yanınızdaki bir sen çok güzel çektin, helal olsun demesi yeter. Onun için milyonlarca kişinin alkışlamasına gerek yok. Yani siz kendinizi biliyorsanız zaten başkasının Tabii, takdirine ihtiyacınız yok diyoruz. o kafayı hiçbir zaman sevmedim. Sevmiyorum da. Ne kadar büyük olursa o kadar daha iyi olur kafasını hiç sevmiyorum. Dediğim gibi mesela hayatımda mesela iş yaptığımda birinci olmaktan hep korkmuşumdur. Çünkü hep artık birinci olmanız beklenir. O da büyük bir strestir. Yaptığınız işin zevkine, tadına varamazsınız. Yaptığınız işin tadına varamazsanız da yaşlanırsınız. Ben birkaç kez pilav gününde bulundum liselerim falan. Oradaki gözlemimi söyleyeyim size, bu doğru. Sevdiği işi yapanlar daha genç gösteriyorlar. Gidin bir pilav gününe, bütün sınıfa bakın. Genç gösterenlere sorun, sevdiği işi yapıyordur. Çok Umarım önemli. bizim hakkımızda da böyle bir şeyler ilerlediklerinde ne kadar genç görünüyor. Yapıyoruz. Şununla ilgili bir soru sorayım. Biz size bu etkinliğin
açıklamasını gönderdiğimizde The Mask dedik, maskelenenler dedik. Aa bunlar ne yapıyor mu dediniz, yoksa ne düşündünüz biz size bu temayı gönderdiğimizde, bu isteği? Ben şeyi kastettiğinizi anlamadım. Hani pandemiden dolayı maskeyi kastettiğinizi anlamadım. Ona bahsetmedim. Çünkü dediğim gibi ben konuşmamda da söyledim. Yani hayatımız boyunca oradaki lider kimse, mesela sınıfın lideri çocuk, sınıfın en güzel kızı ya da işte çalıştığınız iş yerindeki lider abi, hep onlara göre maskeler takıldı hayatımızda. Dedim ya, ben Ferdi Tayfur dinlerdim, Müslüm Gürses dinlerdim, sabah gelirdim derdim ki Freddie Mercury seviyorum. Yani bu ya Freddie Mercury'yi de çok severim ayrıca. Hani mesela sonra bu şöyle olmaya başladı artık bir müddet sonra. Üniversiteye geliyorsun, bu sefer şey, Freddie Mercury seviyorum diyorum. Ne falan diyorlar. Freddie Mercury sevmen de yetmemeye başlıyor orada. Daha acayip şey. AC/DC falan sevmen gerekiyor. Metallica seviyorum. Unforgiven falan mırıldanmaya kalktığında iğrenç bir şeymiş gibi bakıyorlar falan. İşte hayatımız hep maskelerle geçti. Biz de o maskeleri takarak gitmek zorunda kalıyoruz. Hiç sevmediğim halde müzik dinlemek zorunda kalıyorum. Bütün arkadaşlarımla konuşacak mevzum olsun diye. O hale gelmeye başladı. Sonra anladım ki ben o kadar şanslı birisiyim ki. Yani Iron Maiden da dinleyebiliyorum. Jethro Tull da dinleyebiliyorum. Ama İbrahim Tatlıses de seviyorum. Ferdi Tayfur da seviyorum. Bunun zenginliğinin ne kadar önemli bir şey olduğunu hayat ilerledikçe, ben o arkadaşlara yolda fark atmaya başlayınca anladım. O yüzden maske deyince benim aklıma direkt sahte maskelerimiz, kendimize taktığımız takılan maskeler geldi. Biz de zaten böyle bir ikili bir şey yaratma kararıyla yola çıktık. Yani hem fiziksel hem de sosyal maskelerimiz açısından. Peki bugün dinleyicilerimize konuştuğun sahnemizde yer aldınız ki çok teşekkür ederiz bunun için tekrardan. Dinleyicilerimizin aklında, akıllarında kalmasını istediğiniz böyle bir cümle olsa nedir bu desem? Sizin konuşmanın sonrasında. Vicdanlı ve iyi bir insan olun. Budur. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Vicdanlı ve iyi bir insan olun. Küçük bir aileniz olsun ve bağlarınız çok güçlü olsun. Sonra hayatta çok fazla örselenmezsiniz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşımın bir sorusu varsa. Senaryolarınızı yazarken oluşturduğunuz karakterlerin maskesini günlük hayattan, insanlardan örnek alarak mı daha çok oluşturuyorsunuz? Yoksa hayal gücünüzü mü kullanıyorsunuz? Yoksa ikisinin bir karışımı mı ortaya çıkıyor? Nasıl olduğunu bir tek bir açıklaması yok. Bilmiyorum. İşte hayatın içinde yorulurken nasıl geliyorsa gözünün önüne bir karakter geliyor ve o karakteri seviyorsun. İşliyor mu işlemiyor mu? En önemli şey o. İşliyorsa ben mesela hikayelerde hikayeyi önce kendime anlatırım. Sonra bir başkasına anlatırım. Anlatırken eğer hiç takılmıyorsam ve anlattıkça anlatasım geliyorsa o iş olur. Yoksa anlatırken takılıyorsam, dinleyen kişi sorular soruyorsa o iş çalışmaz. Benim için en önemli şeylerden birisi bu. Şimdi o karakteri de şu karakteri şöyle yazarsak iyi olur, böyle yazarsak iyi olur diye bir kopya anlayışım da yok. En sevmediğim şeydir de bir başka karaktere örnek alarak ya da teknik yoldan yürüyerek oraya ulaşmak. Ben bugüne kadarki biriktirdiklerim, cebimde olanlar ne varsa onları sunmayı tercih ederim. O yüzden de bu sorunuzun bir şeyi yok yani bende. Nasıl yazdığımı bilmiyorum. Nasıl oluşturdum bilmiyorum. O bana güzel geliyordur. Ben de öyle yazıyorum. Ben başka soru. Bir tane daha soru var. Peki bu senaryoları yazarken planlı bir şekilde mi ilerlediğinizi düşünüyorsunuz? Yoksa... Şimdi senaryo yazmak çok ciddi bir iş. 140 sayfa yazılıyor dizide haftada senaryo. Ben genellikle çoğunlukla senaryo yazmam. Hikayeleri yazarım. İnandığım hikayeleri. Senaryoları senarist arkadaşlar yazar. Çünkü senaryo yazmak için hayatınızın o olması lazım. Mesela size desem ki haftada 140 sayfa adınızı yazın bana desem yazamazsınız. Haftada 140 sayfa bir hikayeden büyük bir senaryo yaratılıyor. Bunun çok ciddi matematiği var. Çok ciddi deneyimi var. Çok büyük sabrı var. Benim senarist arkadaşlarım haftanın 5 günü günde 12 saat aynı koltukta oturarak yazıyorlar. Kafalarını kaldırmadan. Devamlı yazıyorlar. Ve o yetişiyor, sete gidiyor, sette de çekiliyor. Çok ciddi bir iş. Çok teknik bilmeniz gerektiren bir iş. Çok çok okumanız gerektiren bir iş. Çok okuyan çok yazar. O kesin.
Ben uzun yıllardır hani oturup böyle bir 100 sayfa, 120 sayfa bir senaryo yazmadım ama hala hikayeler yazmaya devam ediyorum. Bana işte bu hikayeleri yazarken de bütün konsantrasyonumu ona veriyorum. Mesela aynı anda 5 tane, 6 tane hikaye kafamda çalıştırmıyorum. Onlar ceplerde duruyorlar. Sonra torbadan o hikayelerden birini seçiyorum. Benim kafamda o hikaye 6 ay dönüp pişmeden ve anlatırken artık hiç takılmadan anlattığımı hissetmeden de hiçbir yazarla paylaşmam. Gerçekten ay Türkçe konuşamadım. Çalışma etiğiniz beni de şu an etkiledi. Konuşmayı çok dinleyemesem de çalışma etiğinize biz de şu anda ilham almış olduk. Eklemek istediğiniz bir şey varsa? Hayır, sizi tebrik ederim. Böyle işler yaptığınız için. Hayatta da göreceksiniz bunları yaptığınız için. Herkesten önde olacaksınız. Bize yardım ettiğiniz için biz de bu yolda teşekkür ederiz size. Her zaman. Çok teşekkürler. Sağ olun o zaman.